İnsanlar kesin cevapları severler. Bizler gerçekten de gördüğümüz her şeyi açıkça anlamak isteriz. Özellikle de sanat tarihçileri bunu isterler. İnsanlar aynı zamanda bir şeyler yapmayı da severler. Mesela sanatsal eserler yapmayı severiz. Dünyada bugüne kadar bulunmuş en eski sanat eseri bazen sadece çıplak kadın olarak adlandırılan ama bütün dünya tarafından Willendorf Venüsü olarak bilinen küçük bir kadın figüründür. Willendorf Venüsü ismi hiçbir anlam ifade etmiyor ama yine de kültürel objektifimize hitap ediyor. Bu esere Venüs ismi 1908 yılında Avusturya'nın Willendorf köyünde bulunduğunda verilmiş. Boyu sadece 11 santimetre kadar olan bu heykel yaklaşık 25 bin yıl öncesine tarihleniyor. Yani gerçekten de çok eski. Şu an Viyana'daki Doğal Tarih Müzesi'nde sergileniyor. Burada onu kapkaranlık olan cam bir fanusa koyup üstten aydınlatmışlar. Dışarısı bir Yunan tapınağına benziyor ve üstünde Willendorf Venüs'ü yazıyor. Tapınakta küçük bir düğme var. Unutmayalım ki bu müze bir bilim müzesi. Buraya bir sürü çocuk geliyor ve çocuklar düğmelere basmaya bayılırlar. İşte bu düğmeye bastıklarında heykelciğin üstündeki beyaz ışık kırmızıya dönüyor ve flütle çalınmış bir müzik sesi duyuluyor. Tabii bizim bu insanların müzik dinleyip dinlemediği ya da o müziğin neye benzediği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu aslında daha çok boşlukları doldurmak için yapılan bir şey. Onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ne için yapıldığını veya onu kimin yaptığını bilmiyoruz. Elimizde sadece bu heykelcik var. Başka hiçbir şey yok. Bu bir anlamda sanatsal bir objeden çok antropolojik bir obje. Ona bir antik Roma tanrıçasının Aşk tanrıçası Venüs'ün ismini vererek ona bir anlam yüklüyoruz. Yani ona bir tanrıça figürü olduğu ve bir şekilde doğurganlıkla bağdaştığı gibi bir anlam yüklemiş oluyoruz. Aslında bunların doğru olduğuna inanmak için hiçbir nedenimiz yok. Sanırım bu konuda ancak şöyle bir bilgiye daha sahibiz. Bu heykelin o döneme ait birçok kadın figüründen yalnızca bir tanesi olduğunu biliyoruz. Bahsettiğimiz bu dönem geç dönem Buz Devri ve bu gördüğümüz ilk figür heykelciklerinin bazıları o döneme ait. İlginç olan şey bulunan heykelciklerin neredeyse hepsinin kadın figürleri olması. Şimdiye kadar bulunan heykelciklerin hepsinin kadın figürleri olduğunu ve bunların çıplak olduklarını söyleyebiliriz. Ama hepsinin farklı şekillerde olduğunu da ekleyelim. Bazıları göğüsleri ve kalçaları abartarak tasvir ederken bazıları da incecikler. Tabi bundan 10 yıl veya 100 yıl sonra sanat tarihçileri ve arkeologlar erkek heykelcikleri de bulabilirler. Şu an bütün bunlar tahminden ibaret. Elimizdeki tek şey heykelciğin kendisi. Şimdi ona biraz daha yakından bakalım. Ayakları yok. Kolları çok ince ve onları göğüslerinin üstüne koymuş. Yüz hatları da yok. Bu durum o dönemde bulunan heykellerin neredeyse tamamında görülen bir ortak özellik. Yüz yok ama saçlar dikkatli bir şekilde yapılmış ya da belki kadının kafasında örülmüş bir şapka da olabilir. Bazı arkeologlar bunun sazdan yapılma bir şapka olduğunu iddia ediyorlar. Eller belli belirsiz yapılmış ama parmaklar görülebiliyor. Bunu dikkatlice inceleyen bazı arkeologlar heykeldeki şişkin kısımlar olan karnın, göğüslerin ve başın abartılı şekilde tasvir edilme sebebinin taşın doğal şeklinden kaynaklanmış olabileceğini iddia ediyorlar. Bu obje kireç taşından yapılmış. Simetrik bir şekilde tasarlanmış ve açıkça görülüyor ki ayakları olmadığına göre ayakta dik duracak şekilde yapılmamış. Bu heykelcik kolaylıkla ele sığabilecek nitelikte ve sanki zaten bunun elde tutulmak veya belki de cepte taşınmak gibi bir amaç için yapılmış olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ele çok rahat bir şekilde oturabilir. Orijinalinde bir çeşit kırmızı boyayla boyandığını biliyoruz. Bunun ötesinde başka bir şey söyleyebilmemiz zor. Ona bakıp büyülenmeye devam edeceğiz. Sanat tarihçileri cevapları aramaya devam edecekler. Ancak eminim ki bazen de bu objeyi anlamaya çalışırken kendi ilgi alanlarımızı ve ihtiyaçlarımızı ona yansıtma tuzağına düşeceğiz. Onu tamamen anlayabilir miyiz veya orijinal anlamını bulabilir miyiz bilmiyorum. Sanırım hayır.